Bahar geldi. Bizler de göçmen kuşlar misali attık mı kendimizi ılıman ılıman iklimlere? Aha da Antakya'dayız. Bakalım Antakya'da bizi neler bekliyor? Hoş bulduk, hoş bulduk. Dur bir şoför oturuşu yapayım da. Of, belim ağrımış ya. Sabahtan beri direksiyonda. Bu şoför oturuşu muydu? Şoför oturuşuydu. Lastikleri böyle kontrol eden, biliyor musun? Ondan sonra ventil kaçırıyor mu ona bir bakarsın. Tam yakın girme sen de, her şeye o kadar detaylama canım yani. Doğru mu söylediğin diye bakıyorsun. Ventil kaçırıyor mu diye bakarsın. Fuller şanzıman olması lazım bunun, kara şanzıman. Şoför oturuşunu da göstereyim ben sana. Şöyle oturursun. Oturuş bana başka bir oturuş hatırlattı da o yüzden sordum. Sumocu oturuşu mu? Gibi. Efendim cilve gözü sınır kapısına doğru giderken hemen her sınırda rastladığımız bir manzara. Uzun araç konvoyları. Tırcı ailenin oğlu olduğumuz için de çocukluğumuz ömrümüz öyle geçti. Molalarda ne yapılır biliyoruz onu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abiciğim. Ya benim yürüyüşte de bir hafif kaykılma oluyor değil mi böyle hani? Bunu bildiğimiz için soracak bir şey yok. Efendim arkadaki römorku burada bırakmak için şunu indiriyorsun, onu oradan çıkartıyorsun, arabanın çekicisi gidiyor. Yük olan mahal kalıyor. Sür al. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne kadar sürüyor sizin gümrüğü geçmeniz, sınırı geçmeniz? Abi, bir gün iki gün sürüyor yani. Ama sorulama olmazsa bir günde geçeriz, akşam açığa geçeriz. Yani sabah kuyruğa girdin, akşam geçtin. Evet, evet. Siz rahatsınız o zaman ya. Ama sorulama... Kapıkule'de 18 kilometre kuyruk. 18 kilometre ama bir günde de geçerler. Biz 18 kilometre olsa bize bir hafta ister. 18 kilometre kuyruk minimum 48 saat minimum. İki gün orada yatıyorsun. 18 kilometre biz burada olsun, biz de bir haftaya geçemeyiz burayı. Orası öyle. Nereye gidiyorsunuz? İşte ben Ürdün'e gidiyorum. Ürdün'e ne götürüyorsunuz? Boş tenek, konserve kutuları. Orada konserve fabrikası var. Evet. Buradan kutu götürüyoruz biz. Adana'dan yüklemişim. Adana'dan mı? Memleket? Hatay. Ha, bura. Evet. Evden ne kadardır ayrısınız? Ben bir gün sabah çıktım. Evet. Sizin isim dayı? Benim Mehmet Durmaz. Kaç yıllık şoförüz? 92'de başladık. İşte artık. Evet. Şeklen eskilerden, yoksa bu eski bizim şoför abilerimizden kalmadı. Eski tırcılarımızın, tabii o zaman tırcılık para kazandırıyordu. Evet. Göbek şöyle bir gelir, kemer en altta kalır. Onun için o hafif böyle kaykılma yürüyüşleri o zamanlardan kalmış. O oturuş da ondan, tamam mı? Göbeği nereye koyacaksın? Hani eskiden iyi kazandırıyordu. Belli bir zenginlikti. Mahallede parmakla gösteriliyordu. Evet. Arvasta şoför. Siz nereye yük? Benimki Suriye. Suriye'ye. Ne götürüyorsunuz? Benimki kimyasal madde. Tutkal. Bizim ticaretimiz devam ediyor böyle tabii, Suriye'yle. Tabii. Burayı ayakta tutuyor mu iyi kötü o ticaret? İyi yani çalışıyoruz ya, Allah'a şükür. Ya esasında bir laf var ya, ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü. Aha komşularımız, onların bize ihtiyacı var, bizim onlara ihtiyacımız var. Tabii. Biz onlarla ticaret yapıyor, onlar ayrıca da bizim akrabalarımız. Esasında cilve gözü diğer bütün komşularımıza örnek olması gereken bir ahbaplık. Oradaki davranışlar nasıl? İyi ya, iyi ilişkilerimiz. Ya biz geçtik ha Türkiye, ha Suriye. Ha, hiç farkı yok. Hiç biz ha onlar, akrabalarımız aynı dili konuşuyoruz. Tabii. Aynı... Türkçe bilen de var yani, hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Ne kadar oldu burada bekleyelisiniz? Sabah mı geldiniz? Sabah geçtik. Yarın mı geçeceksiniz inşallah sınırı? Yetişirsek bugün geçeceğiz, yetişmezsek yarın sabah. Arabada yatıyorsun? Yok, eve gidiyoruz, bırakıyoruz gece. 5'ten sonra zaten gümrük kapanıyor. Gümrük çalışmıyor. Ha 5'e kadar. 5'e kadar. Arabayı bırakıp eve gidiyoruz. Ya daha ne konuşuyorsunuz siz? Rahatsınız be abicim ya. Rahatım çünkü ev yakın. Yani 5 kilometre sonra Reyhan'dayız. Sizin ev? Antakya'da. Sen bu gece? Sabah geldim. Akşam 8'de gümrüklemesini yaptım yükün. Bugün sabah kuyruğa geldim. Şu andaki sorun şu var. Bizim İskenderun'dan gümrükleme yapılıyor. 24 saat Türkiye'de kalabilme zamanın var. Doğru. Şu anda benim arabam 24 saati aşacak. Doğru. Kuyruktayım. Doğru. Arkadaşlarıma da haksızlık yapamam. Yapamazsın. Doğru. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapman lazım? Babam aynı soruyu soruyor. Evet, bizi peder de yüklüyor. 24 saat içerisinde gümrükten çıkması lazım. Geliyor gümrük kuyruğuna duruyor. Gümrük kuyruğu 48 saat sürüyor. Halbuki o gümrüğün süresi de 24 saat. Aynı soruyu babam soruyor, oğlum ne yapacağız diye. Çare. Aha ben de soruyorum. Hayatımda ilk defa mesleğimi kullanıyorum. Ne yapacağız?
şu gümrüklerdeki kuyrukların önüne bir zahmet sevgili yetkililerimiz geçecek inşallah. Mutlaka i̇nşallah. Rica i̇nşallah. Ediyoruz. Siz ne götürüyorsunuz? Ben dökme çimento tankeri götürüyorum. Dubai'ye gidiyorum. Dubai'ye? Dubai'ye. Ya yenge kıskanmıyor mu? Kıskanmıyor çünkü... Hadi şimdi. Kıskanmıyor. Nasıl? Annem babamın burnundan getirdi ilk zamanlar. Şimdi... Hanım dedi geçen Münih'teyiz falan. Münih'lere gidiyorsun da beni götürmüyorsun. Orada Alman karılarını görüyorsun da bilmem ne de. Zor yatıştırdık valideyi. Peki Dubai'ye falan gittiğinde hani Dubai'yi gördün. Ne güzel geziyorsun. Senin evet. çektiğin çileyi bilmez. Yok bilmez. Yani kilometrelerce kuyrukta kalıyoruz Dubai'den tekrar bilmez döndüm. Onu şimdi bilmez. Yenge zannediyor ki sen Dubai'ye gittin keyfine ha, baktın. En güzel yerlerde gezdin geldin ama çektiğimiz çileyi zat tabii ki bilmez. Sizin yük? Kimyasal. Kimyasal nereye? Tutkal Suriye. Suriye'ye gidiyorsunuz. Evet. Yaz gelince tabii evet. Hafif terlik evet. durumları. Evet. Geçen gavurdan da rampaya çıkıyorum önümde bir tane 302 lan selektör yapıyorum yok. Efendim bu uzun yolda tırcılar karnını nasıl doyurur? Tüpleri vardır, suları vardır, bulaşık deterjanları, bütün avaneleri, takımları vardır. Şunlar da bir süre sonra değiştirilir. Peki buradaki paslar ne olur? Evin ufak oğluna bir tane zımpara vermek suretiyle zımparatılır. Ondan sonra da yağlı boyayla boyanır. Dolapların arka kısmına gözünüzü çapakları mapakları yakar. Şu babamda da vardı. Tost. Bu efendim hemen her şey. Ocağın üzerine korsun, istersen tost yaparsın, omletini yap. Ne istersen onu yapabilirsin. Burası Cilve Gözü sınır kapısı. Hep duyduğumuz yer. Şimdi bu geçiş düzenlenmiş. Geçenlerde açılışı da yapmış. Son derece modern, çağdaş bir yer olmuş. Suriye ile yaptığımız sınır ticaretinin atar damarlarından bir tanesi. Ticaret burada devam ediyor. Saat 5'e kadar gümrüğünü yaptırabilen kamyoncu, uzun yol şoförü abilerimiz, kardeşlerimiz buradan geçiyorlar. Mallarını boşalttıktan sonra, yeni yüklerini aldıktan sonra geliyorlar. Peki, sınır kapısına geldiniz. Burada ne var? Yok. Berberi var. Açık seyyar lokantası var. Bütün ihtiyaçlarınızı burada görmeniz mümkün. Vallahi çok da güzel olmuş. Eski hali bu kadar iyi değildi. Tırcı ne yapar? Uzun yolda gider. Tırcının lokantası da ne olur? O da mobil olur. Ahan da mobil, ayaklı, motorize. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memleket nereye? Sivas. Orhan babamcı. Orhan baba söylüyor hadi. Hey baba be. Fonda Orhan baba. Altımızda tır. Sivas nere, bura nere? Sivas İç Anadolu. Burası... İkinci yurdumuz. Ya biliyoruz onu da hayırdır? Ekmek davası. Ekmek davası tabii ki. Kalktın Sivas'tan buralara geldin. Buralara düştük. Aklına nereden geldi böyle mobil restoran? Mobil restoran memlekette işsizliğin yoğun olduğundan, elimizdeki imkanların kısıtlandığından, Türkiye'nin bütçesinin, ekonomisinin gidişatından ancak ki bu işlere düştük. Sen ne iş yapıyordun daha önce? Tır şoförüydüm. Sonra baktın ki bu arkadaşlar acıkıyor. Bu arkadaşlar acıkıyor. Elimizdeki, dolaplarda da bir şey yoksa. Dolaplarda da bir şey yok. Elimizdeki düşük model kanunu çıkardılar. Tırlar da elden gittiğinden. Sorma. Artık ne yapacaksın? Ya tostçu olacaksın ya çaycı olacaksın. Ne zamandır yapıyorsun bu işi dayı? 3 aydır. Hanım nerede? Hanım evde. Sivas'ta mı? Burada. Ama yine hanım memnundur ya akşamları memnundur evdesin. Memnundur tabii ki. Tabii ki akşam olur yanında. Diğer türlü gidiyorsun bir hafta, 15 bir ay, 3 ay, 5 ay. Gelemiyorsun. Az bir gel. Gelmiş gel sesini duyuyor. Memleket. 3 aydır mı yapıyorsun? 3 aydır. En uzak ne kadar ayrı kaldın hanımdan? 5 ay. 5 ay. Nereye gittin? Sefere. Nereye ama? Ürdün olsun, Suriye olsun. E canım insan 5 ayda gelmez mi ya? Geldik gittik. 5 ay uzak kaldım. Bütün evliliğim boyunca. Başka da kalmadım. Kıbrıs. Yenge şey değil mi? Bırak artık bu işi. Yeter ben seni özlüyorum demedi mi? Demez olur mu? Dedi ama. Dedi ama hayat onu söyletmedi. Şimdi gene iyidir ama yani. Çok şükür. Akşamları evdesin. Çok bari. Şükür. Geçen gavurdanlar rampadan iniyordum. Motor freniyle biliyor musun? Balatalar ısınmış. Çay diye bizim selamı geçti yanımda. Araba nerede? Ben bıraktım, tırcıyı bıraktım. Şimdi burada?
Şimdi burada dolaşıyorum. Boş şoför o vizesi bitenler için. Şoför yedek lazım şoför. Olduğu zaman gidiyorum. Yedek şoförsünüz. Evet, yani. Yedek şoför. Ev nerede? Reyhan'da. Reyhan'da. Yakın? Yakın, 5 kilometre. En uzak ne kadar ayrı kaldınız evden? Yani daha önceleri oluyordu. Gidiyorduk 10-15 gün, 20 gün. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Efendim sınıra geldiniz. Sınırı geçeceksiniz. Komşuda güzel görüneceksiniz. Tam da sınıra gel. Hay Allah, ayakkabının da boyası yok demeyin. Cilve gözü sınır kapısında boya hizmetimiz var. Ana saçlar uzadı. Komşular bizi böyle şekilsiz görmesin diyebilirsiniz. Ona da gerek yok. Berberimiz de burada tam teşkilatlı, teşekküllü, hazır. Gel, eyvah abicim. Sıhhatler olsun. Sağ ol, teşekkürler. Ne zamandan beri yoldayız? Vallahi uzun zamandır. Ne kadar, bir haftayı geçti? Bir haftadan fazla. Sakal uzadı, saç uzadı. Evet, tıraş olmaya geldik. Tam memleketten evet. Çıkar ayak. Evet. Yeni mi açıldı bura? 89'dan beri buradayız. Hep Cilo işiniz şoför var. Arkadaşlarla. Evet, evet, gümrük muhafaza memurları, bütün yetkili arkadaşlarımız hep burada tıraş oluyor. Ediyoruz. Ya da mesela tam geçtim eve gideceğim. Evet. Yenge bir hanım evet. Bir yakışıklı görsün. Tabii canım. Zaten yakışıklıyız da daha yakışıklı olalım. Ya yakışıklısın olalım. Ayrı bir şey demedik. Daha yakışıklı olalım. Özledin hanımı. Tabii. Kolay gelsin. Sıhhatler olsun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Böyle önlüğümüz de maşallah. Ne zamandan beri buradayız? 19 senedir. 19 senedir. Evet. Şoför arkadaşlarımızın ayakkabılarını tabii. Parıl parıl mı yapıyorsun? Parıl parıl yapıyoruz. Ev nerede? Ev Reyhanlı'da. Akşamları gidiyor. Tabii. Sen o anlamda şanslısın be dayı. Ne gibi yani? Akşam evindesin be. Çok şükür huzurluyum ya. Buradaki şoför abiler ne yapsınlar? Allah yardımcılar olsun. Allah yolları açık olsun. Allah bir gazabı. Ay bazen iki ay. Allah yolları açık olsun. Allah gazabı ele vermesin yani. Cümlesin yani. O ne? Vur vur. Vur ya. Sağlam değil. Fincanı taştan ben uyudum. İçine de mercanı ben koydum. İyi oldu, iyi geldi. Dayı şuraya bir şey akşetsene. İçine de mercanı ben koydum. Kaynanamın. Efendim tanımayanlar ki mümkün değil. Mümkün değil. Tanımamanız mümkün değil. Hangi kuşak programını ya da hangi televizyon programını açarsanız açın. Bayram değil mi efendim? Evet bayram efendim. Bayram Bey'i görmemeniz mümkün değil. Mahmut Tuncer şovu açıyorsunuz. Mahmut abim birini baş göz ediyor. Yakın planda Bayram Bey. Peki Suriye'ye niye gidiyorsunuz? Seyre kanalına gidiyoruz. Evet Suriye kanalında kuşak programına artık internasyonel boyutta karayoluyla sınırları olan her yerde belki Alman ZDF'de yakında İngiliz BBC'de kendisini göreceğiz. Hatta Afrika'da çekilen bir belgeselde bir çita antilopu ya da ceylan yavrusunu kovalarken arkadan Bayram Bey'i ona alışmış ya. Sözüm ona popüler geçinen sunucu parçasının yıkıldığı andır bu an. Yok. Sen hiç şey yıkamaz. Asıl olan seyircidir. Onu burada gördük. Sen de ne yedin kafamı da... Sen de hemen sattın. Öyle oğlum öyle. Düşene bir tekme de. Dostum, o da vermesin dostum. Öyle öyle. Biz de bir dönmüyoruz yani. Ya. Dışına da açıldık. Aham da Suriye'deyiz. Vatan! İş güç ama! Vallahi gördük ki ilk yurttaşa sarılacağım dedim. Efendim kapımız yeni yapıldı. Burası Hatay Reyhanlı Cilvegöze sınır kapısı. Hemen arkası Suriye. Burası da memleketimiz Türkiye. Son dönemde Suriye ile komşuluk ilişkilerimiz ve ticaret ilişkilerimiz gelişti. Biz de bu halden işin açıkçası çok memnunuz. Komşuluk böyle yaşanır.
Çat orada, çat burada. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Yükü sardık da frigomuz var. Şu limon. Ecmi Bey'in sunucusu. Evet. Arabayı kullandı. Evet. Ne istiyor etmedi kardeş? Gidiyorum şimdi evrakları bitirdikten sonra. Öyle tır bu. Hemen şey yapamazsın birader. Hemen stop stop etmemen lazım. Kızarız ama. He? Başkası olsa kızarız. Sesten dolayı mı? Herhalde. Ben şimdi sunucu değilim ama. Baba mesleğine döndüm ben. Ben kameramanım ama ses sen alayım. Kameramanlığına devam et hacıoğlu. Ben şimdi tırcının oğluyum. Tamam, sunuculuk tamam. Bir yere kadar. Aha söyledik. Aha Suriye, aha Türkiye, aha cilve gözü. Çok da hoş olmuş. Biz memnunuz bu komşuluktan. Hacıoğlu, ne varsa gene baba mesleğinde var. Nerede karşılaşırız bilmiyorum. Bana eyvallah. Ağaçlar çiçek açtı. Erik ağaçları. Biz de göçmen kuşlar misali memleketimizde ağaçların ilk çiçek açtığı yer olan Hatay Kırıkan Delibekir köyünde buna tanık olduk. Sizle de paylaşalım istedik. Ne var bunda? Romantizmimiz tuttu be ya. Delibekirli'de çok ezelden aşina olduğumuz bir manzara. Hanımlar akan suyun içinde yanlış bilmiyorsam tokuş tokuşlarla çamaşır yıkıyorlar. Kolay gelsin hanımlar. Dur ana dur dur. Tokuç değil mi bu? Aa bu tokat. Hem Kırıkan bir de bir şeyle meşhurdur. Dişçileriyle. Kırıkan deyince özellikle Hataylılar, Kırıkanlılar bilir. Buradakilerin büyük çoğunluğu dişçilik ve diş hekimliği ya da diş teknisyenliği üzerine uzmanlaşmışlardır. İsim nedir annem? Güllü Yola. Güllü Hanım. Evet. Beyniniz sağ mı? Ya. Sağ adam. Sağ. Evet, Kırıkan dişçileriyle meşhur da sizin ağzınızda neden af buyurun o tokaçı bir kendimizi de sağlam almamız lazım. Neden ağzınızda diş yok? Para yok. Demek ki önemli olan bir yerde, memlekette neyin meşhur olduğu değil, o meşhur olan şeyi alabilecek cukka, mendakka, dukka var mı yok mu mevzudur. Peki anacığım bu usul devam ediyor mu? Ya, yum yoruk, çal yoruk, çul yoruk. Sonuçta su parası yok. Hı. Hı? Makine var mı evde? Çamaşır makinesi mi? Çamaşır yok. Makinesi. Yok mu? Hı. Çamaşırı böyle yıkıyorsun. Elimde yıkadım şimdi daha. Ya da tokuşla böyle. He. Zor değil mi anacığım? Ne yapayım? Adam yıkasın. Adam her yıkasın. Adam yıkamaz bizde. Kümletmesini biliyor. Ha, aha bizim adam bak. Aha şu oturan adam. O da der. Şu dişleri pırıl pırıl olan mı? Peki efendim bu çamaşır tokaçla acep nasıl yıkanır? Çamaşır makinesi almadın efendim siz? Var. Çamaşır makinemiz var. Çamaşır makineniz var daha ne uğraşıyorsunuz böyle? Çamaşır makinesi yıkamıyor içinde bozulur deyin. Makine böyle yıkıyor muyum? Yıkar, ne diye yıkamasın ama biz bozulur diye ne yapmıyor çamaşırı? Televizyonlarının üzerine yıllarca el örtüsü dantelleri koyup o dantellerin yüzü su hürmetine televizyonu seyrettirmeyen hanımlarımız bizi tomarla masrafa sokup takside sokup çamaşır makinesi aldırırlar. Ondan sonra da bozulmasın diye hem kendileri uğraşırlar hem de makine çalışmıyor bozuluyor. Bir şey değişmiyor ki. O makine çalışmayınca gene bozulur. Bilmem işte bozulur mu bozulmaz mı? Bu işi sen şimdi hadi kolay gelsin diyeceğim. Gittiğin her yerde iş yapıyorsun. Burada da yap diyeceksin. Herhalde. Ya senin diline düşene kadar yapıştırırım iki tane tokaç. Olur biter yani hepsini. Karanfile gece boyuna bakacağım. Karanfile gece boyuna bakacağım. Hatay Reyhanlı'da şehir merkezinden biraz uzakta ama binalar arasında otlamaya müsait koyunlar için bir alan. Bir koyun sürüsü ve başlarında bir bayan, çoban ablacığım nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? Sen bana canım dersin de ben kötü olabilir miyim? Yok kardeşim. Ablacığım. Yok valla. İsmini bağışlar mısın? Hayriye Çiftçi. Hayriye abla. Efendim. Bu sürünün çobanı sen misin? Benim. Hayırdır hanım halinle böyle sürü gidiyorsun? Benim kardeşlerim var 3 tane. Biri evli,
bizden ayrı kalıyor. İki kardeşim var. Biri lisede okutuyorum kendini. Maşallah. Biri de çarşıda çalışıyor. Annem var evde. Yaşlı. Bir daha geçen sene babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. İş mecburen size kaldı. Mecburen iş bize kaldı. Kimse bakamaz. Beyin yok mu? Yok, daha bekarım. Bekarsınız. He. İsteyen mi olmadı abla? Yok, ben istemiyorum. Ne sebep? Öyle anneme bakmaya kalmışım. E canım, annene bakacak bir adam da olabilir yani. Olmaz. Seni istemeye gelenler öyle mi diyorsun? Beni istemeyin, ben varmayacağım, anneme bakacağım. He, ben böyle diyorum. Ben istemiyorum evliliği. Daha mutluyum böyle. Evlenmek istemiyorsun. İstemiyorum. Şöyle bir hani gelinlik falan gördüğünüzde, bir gelin gördüğünüzde hiç heves etmiyor musun? Hiç heves etmiyorum. Görenler şaşırmıyor mu bizim gibi? Şaşırıyorlar, diyorlar tek başına nasıl yapıyorsun sen? Ben de diyorum böyle hayatımdan mutluyum ben. Sorduğum için bağışla, insanlardan daha mı yakın size? He, insanlardan daha iyi oluyor. Anlayışlı oluyorlar. Senin kalbini kim kırdı böyle Hayriye abla? Kimse kırmadı. Hiç makyaj yaptın mı Hayriye abla? Yok, hayır. Zırfalıyık yapamam bu işe. O rastlık mı ne, sürme var ya, ondan hiç çekmedin mi? Sürme çekerik ama bunun için erken çıkamam. Peki bu koyunlar ne olacak? Ne olacak? Satılacağı satarık. Kalanın evde kalır. Yoğurtunu şeyini satarık, peynirini. Ne yapacak başka? Allah kolaylık versin ablacığım. Sağ ol, teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.